Merhaba arkadaşlar, Nermince Tarot'a hoş geldiniz. Herkese günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Günün hangi saatinde, hangi tarihte, hangi memlekette, hangi sokakta veya her nerede birbirimize denk gelmişsek hiç fark etmeksizin benim videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Abone olan olmayan herkese ama herkese benim videolarım geçerlidir. Yapmış olduğum açılımları zamansız bir zamana niyet alarak yaptığımı bilmenizi isterim. Şimdi birkaç gündür video yükleyemiyorum. Bunun özel sebepleri var. Çünkü özel hayatımda gerçekten çok ciddi koşturmacalar içindeyim. Ben tatlı koşturmacalar diyelim. Yani hani panik yapılacak bir durumun olmadığını, bana değer verdiğiniz için bazılarınızın korku çalıştırdığını farkındayım. Ama dediğim gibi tatlı koşturmacalar içindeyim ama bunlar çok kısa bir süre sonra gelip geçecek ve nihayetinde sizlere böyle düzgün bir şekilde beklediğiniz, gerçekten duymak istediğiniz videoları çekmeyi Yüce Rabbim nasip eder inşallah. Şimdi önümüzdeki süre zarfı içerisinde en çok merak ettiğimiz konu aslında Yay burcunda gerçekleşecek olan Dolunay. Tam anlamıyla 23 derece 25 dakikada gerçekleşecek bir Yay burcu dolunayı yaşayacağız, deneyimleyeceğiz. Bu da 14 Haziran itibariyle saat olarak belirtmek gerekirse 13:52. Yani tam dolunay süresi, dolunay zamanı diyebilirim. Şimdi malum dolunaylar el enerjileri çok etkiler. Şimdi el enerji dediğimiz zaman bu hepimizin haritasında ya da hepimizin ruhunda biraz eril enerji taşırız. Herkesin içinde biraz eril, herkesin içinde biraz dişil enerji vardır. Eril enerjiyi ve dişil enerjiyi dengeleyebilmek adına gerek kullandığımız doğal taşlarla, gerek yapmış olduğumuz çalışmalarla bir şekilde dengelemeye çalışırız. Bu dolunayın aslında bizlere kazancı şu olabilir. Şimdi biraz daha artık ayrıntılardan çıkıp olaylara tamamıyla objektif olarak bakabilmeyi, yani büyük resmi görebilmeyi anlatır bize. Yay vurgusu öğrenmeyi, araştırmayı, gezmeyi, gezerek öğrenmeyi, bilgimize yeni bilgiler katmayı, daha özgür bir ruh olmayı öğretir. Yay burcundaki insanlar biraz daha naiftir. Her şeyleri, yani içleri dışları birdir, hareketlidir. Sinirlendikleri zaman pimi çekilmiş bombaya dönebilirler. Ama Yay burcu insanları gerçekten özgürlüğüne düşkün, dünyaya farklı bir kolektif açıdan bakabilen insanlardır. Şimdi en basit anlatım tarzıyla Yay burcu insanları biraz daha kadın erkek eşittir onlar için. Yani kadına da aynı davranır, erkeğe de aynı davranır. Mesela Yay burcu erkekler için çok flörtöz olduğu iddia edilir ya. Aslında mantıkta şu vardır. Yay burcu erkeği erkeğe konuştuğu samimiyetle kıza da, yani bir kadına da konuştuğu için, orada bazı kadınlar bunu bir ilgi alaka olarak değerlendirip onlara kapılarını açabiliyorlar. Bu sebepten dolayı da biraz flörtöz olduğu iddia edilir. Halbuki her türlü insandan, yani hangi mezhepten olursa olsun, nasıl bir yaşam tarzı olursa olsun hiç fark etmez. Muazzam bir anlayışı, muazzam bir yaklaşım tarzı vardır. Yani daha böyle bütünden bakabilmeyi gösterir. Bu biraz daha özgür bir zihin yapısına sahiptir. Yani araştırma, öğrenme, daha fazlasını öğrenme, daha fazla gezerek öğrenmeyi özellikle çok sever. Farkındaysanız hep böyle etrafınızdaki yay vurgusu olan kişilere dikkat ettiğinizde biraz daha üst bir bilinçtir, daha farklıdır, daha hareketlidir, daha böyle gezmeyi, gezerek öğrenmeyi seven karakterlerdir. Şimdi günün açılarına bakacak olursak, şimdi bazı durumlarda Neptün'den de almış olduğu sert açılardan dolayı, şimdi bazı işte önümüzü görememe, yani bir bocalama etkisi yaratacaktır. Diğer taraftan zaten bu ayın sonu itibariyle Neptün retro pozisyonuna geçecek ki, Neptün retro pozisyonuna geçtiğinde özetlemek gerekirse açıkçası, biraz daha önümüzü göremediğimiz, sanki gözümüzün önünde bir ses perdesi varmış gibi bir hissiyat verir.
Yani burada biraz daha acabalar, nedenler, niçinler sorusu çok fazla artacaktır. Bir türlü bu döngü sanki tamamlanmıyormuş gibi. Hadi son zamanlarda, son birkaç gündür Güneş sis pus kavuşumundan kurtulmuşken orada bir acaba diye bizi bir muallakta bırakırken, diğer taraftan şimdi Neptün'ün almış olduğu bu retro sürecinde bir de Balık burcunda gerçekleşiyor. Ve Dolunay'ın almış olduğu bu sert açı itibariyle biraz daha zehirlenme riskleri artacaktır. Bazı salgın hastalıkların artışı söz konusu olabilir. Diğer taraftan yani biraz daha özgür hissedebileceğimiz, bazı konularda artık tamamlanma enerjisine girebileceğiniz. Şimdi Satürn retrosunun da etkisiyle geçmişte yarım bıraktığınız işler ya da karmalarınızla alakalı, bugüne kadar bırakamadığınız, bitiremediğiniz şeyleri artık tamamlama enerjisine girebilirsiniz. Bir şeyleri artık geride bırakmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Daha objektiften değerlendirdiğiniz zaman, yani olayların, o analizlerin, o soruların, o ayrıntıların içinden çıkıp şöyle bir büyük resme bakmaya içgüdüsüyle hareket edebilirsiniz. Bu hangi alanınızda sizi etkiliyor ise, hani birinci evinizde ise, yükselen yaysanız, kendinizle alakalı büyük bir tamamlanma enerjisine girersiniz. Veya ikinci evinizde ise parayla alakalı, sizi hangi alanlardan etkiliyorsa, burada kendi doğum haritanız elzemdir. Kendi doğum haritanızın vaat ettiği nedir ya da siz hangi alanlardan bir tamamlanma yaşayacaksınız, buna bakmak lazım. Şimdi almış olduğu ve kavuşum derecesi de işte bazı sabit yıldızlara yakın itibariyle de yani biraz daha kadın figürlerin, bazı kadın figürlerin beklenmedik böyle, hani nasıl izah edeceğimi de bilemiyorum ama sıra dışı birliktelikler, sıra dışı yaşanmış olayların ortaya çıkması durumu söz konusu olabilir. Yani kendi hayatınızda ya da etrafınızda, çevrenizde bu tür duyumlar alma olasılığı söz konusu. Yani yakıştıramadığınız durumları veya sıra dışı olayları, sıra dışı birliktelikleri çokça duyumlayabilirsiniz, çokça bunlara şahitlik edebilirsiniz. Akabinde tabii bunlar, bu yaşananlardan sonra çok büyük pişmanlıklar yaşanma durumu söz konusu. Ki bu dolunay neticede diğer, mesela geçirmiş olduğumuz yeni ay süreci çok daha etkiliydi. Bu geçirmiş olduğumuz dolunay, hani burada bir en fazla bir aylık bir etkiye sahip olabilecek bir etki olduğunu söyleyebilirim. Şimdi günün dolunay sürecinde en azından şans noktası Mars ve Şiron arasında yer alırken, burada biraz daha şans verecektir. Yani kazalar konusunda vesaire temkinli, dikkatli olmanızda lütfen fayda var. Özellikle işte sporla alakalı kazalarda, sinir öfke patlamasıyla vermiş olduğunuz tepkilerde yara alma riskinizi de gösterir. Siz mümkün olduğunca sakin, dikkatli olmanızı, trafikte, toplum içerisinde, arkadaş ortamınızda, iş yerinizde, evinizde, yani mümkün olduğunca temkinli olun, dikkatli olun. Buradaki bu yara alma etkisini minimuma indirmeye çalışın. Yani spor yaparken bile abartmamaya, yani yara alabileceğiniz ya da sakatlanabileceğiniz durumlara, süreçlere mahal vermemeye çalışın. Parayla alakalı ani beklenmedik iniş çıkışlar olabilir. Dişil enerjilerde beklenmedik işte kararlar, beklenmedik çıkışlar olabilir. Aklımız, zihnimiz gelecekle alakalı konularda meseleleri çok fazlasıyla meşgul ediyor olabilir. İlişkilerimiz aklımızı çok fazla meşgul edecek. Özellikle ilişkilerimizle alakalı, geleceğe yönelik hep bir şey konumunda olacağız. Yani bu ilişki beni besliyor mu? İşte bu ilişkide benim beklentim ne? Hak ettiğimi yaşıyor muyum? Gibi gibi gibi. Veya etrafımızdaki, çevremizdeki kadın figürlerle alakalı zekasını ortaya koyabilen, geleceğini planlayabilen, aslında tasarımla alakalı, geleceği tasarlamakla alakalı, yapmış olduğunuz tasarımları eyleme geçirebilmekle alakalı, onlarla alakalı bir tamamlanma da yaşayabilirsiniz. Muazzam güzel. Şimdi burada ister istemez şimdi Venüs'ün
Boğa burcunda olması da işte güzellikle alakalı. Çok fazla eğilim içerisinde olabilirsiniz. İşte kıyafetler olsun, bakımlar olsun, işte kendinize yaptırdığınız işte botokslar olabilir, mikrolaybingler olabilir vesaire olabilir. Her neyse, kendinizde tarzınızda değişime gitme eğilim içerisinde olabilirsiniz. Bu aslında yenilik için doğru bir zaman değil, bir tamamlanma zamandır ama burada Venüs Boğa'nın almış olduğu etkilerle de öğrendiklerinizi artık reyle dönüştürebilme enerjisi verecektir. Geçmişle alakalı bilmediğiniz bazı gerçekliklerin hala ortaya çıkabileceği dönemlerden, süreçlerden geçiyoruz. Yani hala geçtiğimiz aslında tutulmaların etkisini hala deneyimliyoruz kendi hayatlarımızda. Bilmediğiniz bazı gerçeklikler ortaya çıkabilir. Bunlardan yana sınanabilirsiniz. Burada sizin haritanızda dediğim gibi hangi alanlarınızdan etkiliyorsa. Diğer taraftan yengeç burçları çok fazla kıskançlık tap seviyeye çıkmış olabilir. Ani beklenmedik aşkların, ani beklenmedik birlikteliklerin, hayatımıza girme riski demeyeyim de girme olasılığını yine gösteriyor. Fakat bu süre zarfında yapmış olduğunuz birliktelikler biraz böyle karmik partnerler olma olasılığı söz konusu olabilir. Bunun mümkün olduğunca analizini yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü karmik partnerlerin gerçekten sınanmaları ağır oluyor. Bu konuda dilerseniz benden, dilerseniz bir başkasından hiç fark etmez, hiç fark etmez. Ama yeter ki analiz alın. Yani eğer yeni birilerini hayatınıza dahil etmişseniz, onların sizin için doğru partner olup olmadığını bilin. Ona bir zaman harcayacaksınız, ona bir vakit harcayacaksınız. Ondan almış olduğunuz enerji, o tamamlanma enerjisi, hatta sanki ruhunuz onu tanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sanki yıllardır, senelerdir onu hayatınızdan biriymiş gibi hissedebilirsiniz. Bunun sebebi aslında karmadan getirdiğiniz içindir. Yani ruhlar birbirini tanıyordur, evet. Ama karmik partnerlikte çok ağır sınanmalar olur ve bu partnerlerin ayrılışları gerçekten ağır olabiliyor. O yüzden temkinli ve dikkatli olmanızı naçizane tavsiye ediyorum. Şimdi finansal anlamda bazılarınız için şanssız zaman dilimleri olabilir. Piyasada yine beklenmedik iniş çıkışlar yaşanma olasılığı söz konusu. Yani bazı yasak ilişkilerin, bazı işte rayından yolundan çıkmış ilişkilerin gündeme gelebileceği, bunların duyulabileceği, öğrenilebileceği bir zaman dilimini de işaret ediyor. Sezgilerin çok güçlü olduğu, gerçekten böyle sadece kadersel partnerle alakalı belki sezgilerimizi kullanamıyor olabiliriz. Fakat arkamızdan çevrilenleri duyup öğrenebileceğimiz, arkamızdan konuşulanları duyup öğrenebileceğimiz bir zaman diliminden geçeceğiz. Şimdi bu zamanları mümkün olduğunca dikkatli kullanın. Daha çok böyle hava alabileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz, dışarıda hareket eylem halinde olabileceğiniz bir zaman değil mi? Hatta spora başlayabilirsiniz. Bu konuda en azından oradaki enerjiyi mümkün olduğunca kanalize etmek, akıtmak gerekir. Aksi takdirde etrafımızdan, çevremizdeki el erkek figürlerden yara alabileceğimiz, zarar görebileceğimiz durum söz konusu bile olabilir. Kendi haritanıza göre dediğim gibi hangi alandan etkiliyorsa. Şimdi 7. evinizden etkiliyordur ki mesela Dolunay sürecinde, Dolunay dakikasında yükselen terazi burcunu veriyor. İlişkiler söz konusu. Diğer taraftan 7. evde bir koç vurgusu burada ilişkiler içerisinde bir kaosun yaşanabileceğini. Burada yaşanan kaosun ilişkiye yara verebileceğini, zarar verebileceğini de gösteriyor. Evet, şanslı olabiliriz ilişkilerle alakalı. En azından burada almış olduğumuz yaraları şifalandırabilme enerjisi verir ama şimdi Mars'ın konumu itibariyle de burada bazı ilişkiler için şiddet yaşanma olasılığı, sinir öfke patlamalarının yaşanma olasılığı, kendimizi savunma içgüdüsüyle hareket edebileceğimiz bir zaman dilimini gösteriyor. Mümkün olduğunca bu saat dilimlerinde sakin kalmaya, mümkün olduğunca olayları, süreçleri anlayışla karşılamaya dikkat edin. Yani bu dolunayın etkisi ister istemez dediğim gibi önümüzdeki bir aylık bir süreci daha çok yoğun bir şekilde etkileyecektir.
ki Satürn retronun etkisiyle de hala karmalarımızla yüzleşeceğimiz, karmalarımızla alakalı deneyimleyeceğimiz olayların, süreçlerin bizim hayatımıza sirayet etmeye başladığı anlardan bahsediyoruz. Bakalım size karşı karma yaratan, size karşı canınızı yakan kişiler bu süreçte bir şekilde bunun bedelini ilahi sistem tarafından yüzleşmek zorunda, bunların üstesinden gelmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Gelin açılımıza geçelim ve bakalım. Eril enerjiler ve dişil enerjiler bu dolunay sürecinden nasıl etkileniyorlarmış? Ve dediğim gibi yeni aylar dişil enerjileri, dolunaylar eril enerjileri çok etkiler. Bazı, hani ben erkeğim eril enerjim diye düşünmeyin. Burada dediğim gibi herkesin içinde biraz eril, biraz dişil enerji vardır. Hangisi baskın geliyorsa. Eril enerjiler dolunaylardan çok çabuk etkilenir. Dişil enerjiler ise yeni ay süreçlerinden çok çabuk etkilenir. Burada dolunay sürecinin eril enerjiyi biraz fazla etkileyeceğini söyleyebilirim. O yüzden temkinli, dikkatli olmanızda, mümkün olduğunca sakin kalmanızda, suyla haşır neşir olabilirsiniz. Bol bol hani gezip biraz işte, hani o sinir öfkeyi atabilirsiniz. Yeni bir şeylere kanalize olabilirsiniz. Burada daha çok zaten dolunay yay vurgusunda eğitimle alakalı konuları da gösterir. Tamamlamak istediğiniz eğitimler söz konusu varsa bunlar gündeme gelecektir. Satürn retrosunun etkisiyle yarım bıraktığınız eğitimler varsa bu konuda bir tamamlanma enerjisine doğru sizi itileyecektir. Neyse, dediğim gibi lafı daha fazla uzatmayayım. Doğum haritası analizine girince artık hani aslında söylemem gereken çok çok fazla şey var. Ama süreden dolayı sizi de fazla da sıkmak istemediğim için hemen açılımıma geçiyorum. Ve aklınızdaki kişilere soruyoruz bakalım. Eril enerji ve dişil enerji bu dolunay süreci onları nasıl etkiliyormuş? Hadi gelin hep beraber öğrenelim bakalım. Ve masama hoş geldiniz. Öncelikle bana abone olan, beğeni bırakan, yorum bırakan herkese ama herkese canı yürekten teşekkür ediyorum. Varlığınıza sonsuz şükürler olsun. Sizler benim yüce Rabbimden dileklerimin, dualarımın karşılığısınız. O yüzden benim için gerçekten değerlisiniz. Yetişemiyor olabilirim. Ben de hani nihayetinde bir insan olayım. Yüce Rabbimin yarattığı sizin gibi kullardan, nurlardan, ruhlardan biriyim. Her yere yetişmeye çalışıyorum ama elimden geldiğince bir şekilde sizlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Emin olun öyle bir dönemin, sürecin ortasındayım ki şu süreçte benim video çekmem bile aslında imkansız. Ama sizleri daha fazla videosuz bırakamazdım. Bu yüzden bütün imkanlarımı zorladığımı canı yürekten bilmenizi isterim. Şimdi niyet ederek başlıyorum. Ve içinde bulunduğunuz süreçte neler yaşayabileceğinizi, neler deneyimleyebileceğinizi bakalım. Eril enerji ve dişil enerji olarak niyetimizi alalım. Benim niyetime dahil olabilirsiniz. Burada gördüğünüz herhangi bir kart, herhangi bir obje, herhangi bir cümle sizin aklınızdaki soru işaretlerine yanıtlar bulabileceğiniz nitelikte olabilir. En azından buradaki süreçten bir öngörüde bulunabilirsiniz. Buna göre eylemlerinizi, hamlelerinizi belirleyebilirsiniz. Niyet ediyorum. İlahi plandan ve meleklerden. Kartlar aracılığıyla bana en doğru, en gerçek, en net bilgilerin akmasına. En doğru sözcüklerle ve cümlelerle enerjilere aracılık edebilmeye niyet ediyorum. Enerjiniz enerjime karışsın, ruhunuz ruhuma dost olsun. Bu açılım dinleyen, izleyen herkese ama herkese şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Eril enerji ve dişil enerji ile alakalı. Bu yay burcunda gerçekleşecek dolunay sürecinin onların üzerindeki etkisine dair. Satürn retrosunun da katkısıyla bakalım bu süreçte birbirinizle alakalı enerjileriniz, hisleriniz, olası sürecinizde neler olabileceğine dair
en doğru olanı görebilmeyi, en doğru cümlelerle aktarabilmeyi, enerjileri aracılık edebilmeyi niyet ediyorum. Enerji o kadar yoğun geldi ki elimi soğutmaya çalışıyorum desem çok fazla yoğun enerji var. Bakalım. Öncelikle bu arada duyuyor musunuz bilmiyorum ama dışarıda muazzam bir gök gürültüsü var. Bakalım. Yeni seçmiş oldu kendiliğinden. Sembol kartlarımı çok seviyorum çünkü çok fazla şey anlatıyor. Yani bütün kartlarımı ayrı ayrı seviyorum. Ama bu kartlar gerçekten çok fazla şey anlatıyor. Yerdeki kartımı aldıktan sonra şimdi bunu eril veya dişil enerji olarak kabul edemeyeceğim için kil tılsım prensi gelmişti. Yani somut atılmak üzere olan bir adımdan bahseder. Pekala. Burası el enerjiler. El enerjileri şöyle öncelikle bir kenara alıyoruz. Nihayetinde dişil enerjilerin her zaman için bir önceliği vardır. Sonrasında da destek için zaten en son olarak Rumi'den bir destek alacağım. Bakalım. Aslında dişil enerjiler kendilerinin yeterince iyi olduklarını hissettikleri bir dönemden süreçten geçeceklerini, enerjilerinin biraz daha yukarıda olacağı, daha yüksek bir seviyede olacağını
hissettikleri bir dönemden, süreçten geçecekler. Yani bu dolunay aslında analizlerinize çok daha net yapabileceğiniz bir dönem, süreç olduğunu, hem içinde bulunduğunuz süreci hem objektif olarak değerlendirdiğinizde bu olayın sürecin size yaşatmış olduklarını daha net bir şekilde görebileceğiniz, bazı konulardaki acabalarınızı biraz daha büyütebilir bu süreç. Ama her halükarda o tamamlanma enerjisinden sizlerin fazlasıyla etkileneceğinizi söyleyebilirim. Aşk acısı, gideni beklemek, umut etmek, eskiyi unutup yeni yöne bakmak. Yani dişil enerjiler şu andaki içinde bulundukları süreç içerisinde, evet, yaşamış olduğunuz bir aşk enerjisi var, aşk acısı var. Hala onunla dair acaba geri döner mi, acaba arar mı beklentisi içinde olduğunuzu, hala içinizde bir yerlerde isteseniz de istemeseniz de bir umut ışığı olduğunu, yani mantık olarak düşünüyorsunuzdur. Hayır, artık bu yaşananlardan sonra geri dönmesinin imkanı yok dersiniz. Ama içinizde bir şeyler sizin onu unutmanıza izin vermiyordur. Sizin onu aklınızdan çıkartmanıza, ruhunuzdan çıkartmanıza izin vermiyordur. Burada her ne kadar eskiyi unutup yeni yöne bakmaya çalışsanız da, yeni birliktelikleri, partnerleri hayatınıza almaya dair hareket, eylem içerisinde olsanız da, buna niyetiniz, isteğiniz olmasına rağmen hep bilinç geçmişte. Aklınız, fikriniz geçmişte, alamıyorsunuz, kopartamıyorsunuz. Bunun nedenini, sebebini çok merak ettiğiniz için bunun arayışı içerisindesiniz. Neden aklımdan çıkartamıyorum? Neden önüme bakamıyorum? Neden hayatıma yeni birisini dahil edemiyorum? Fakat bu dolunay süreci, içinde bulunduğunuz bu süreci yeterince açık bir şekilde analiz edebilmenizi, akabinde hayatınıza yeni birilerini almaya dair artık net bir karar vermiş olduğunuzu gösteriyor. Evet, aklınızdaki kişiye karşı fazlasıyla hissettiğiniz bir bağlılık duygusu var. Siz birbirinize çok büyük bağlılık duygusu içerisinde olduğunuzu, sanki ruhların birbirine vermiş olduğu bir sözleşme var. Yani aranızda görünmez zincirlerle bağlı olduğunuz, etrafınıza, çevrenize karşı maske taktığınız bir durum, süreç. Hayır, ondan hiçbir şey beklemiyorum. Hayır, bu saatten sonra beni aramasın. Hayır, bu saatten sonra bana yazmaya yüzü yok diyorsunuz. Etrafınıza, çevrenize karşı maske takıyorsunuz. Fakat gelin bir de içinize sorun. Bir türlü aranızdaki o güçlü bağları kopartamıyorsunuz. Ve bu durum, bu süreç sizi gerçekten yormaya ve çok içinizde, zaten kendi içinizde çok büyük bir fırtına ve kaos yaşamaya başlamışsınız. Bir şekilde karşı, yani aklınızdaki kişiye karşı, eril enerjiye karşı bir eylemde, hamlede bulunma eğilimi içerisindesiniz. En azından aranızda yıkılmış olan köprülerden dolayı, yaşamış olduğunuz bu kaos, kaostan dolayı ve ondan bir türlü bağlarınızı kesemediğiniz için içgüdüsel olarak ona karşı eylemde, hamlede bulunma dürtüsü hissediyor olabilirsiniz. Tamam ya. Ya bu kadar zaman geçti, aramadı, yazmadı. Bir ben arayayım, bir ben adım atayım, bakalım neler olacak. Hissiyat içerisinde bir duygu durumunda olabilirsiniz. Fakat kendi hayatınızda üstesinden gelmeniz gereken bazı durumlar olduğunu, bunları hallettikten sonra ancak eyleme, hamleye geçebileceğinizi gösteriyor. Kendinizi gündelik yaşamınıza, gündelik hayatınıza vermiş olabilirsiniz. Bir şekilde kendi gündelik yaşamınızda bir şeylerin üstesinden gelmeniz gerektiğini, artık sönmüş olan o ateşi tekrar harlamak için çalıştığınızı, tekrar canlandırmak için eylemde, hamlede bulunmak adına kendinizi ve hayatınızı hazırladığınızı gösteriyor. Burada kendi özünde, kendi değerinde ne istediğini bilen, gerçekten nasıl bir güzellik taşıdığını, nasıl bir dişil enerji olduğunu çok çok iyi bilen karakterler olarak görünüyorsunuz. Siz kendi değerinizi biliyorsunuz aslında. Sadece tek istediğiniz, ben kendi değerimi biliyorum ama karşı tarafın da bana aynı değeri göstermesini istiyorum. Ben bu eylemi, ben bu hamleyi göremediğim için zaten
kendi köşeme çekildim diyen dişil enerjiler var. Şimdi güzelliğinizin, görselinizin, duruşunuzun, her şeyinizin net bir şekilde bilincinde ve farkındasınız. Ama aynı şekilde karşı taraftan görmediğiniz için zaten sizi elinden kaçırmış durumda. Yani elinden kaçırmaya da niyeti var mı derseniz, hayır, sadece doğru zamanı bekliyor. Evet, verdiği tepkilerde biraz sinirli, öfkeli, gergin tepkiler, ani fevri çıkışlar sergilemiş olabilir. Sizin aranızda yapmış olduğu bu nasıl diyeyim, sinir öfke patlamasını kontrol edemediği için aranızda çıkan bu kaos ortamı, bu fırtına, bu köprülerin yıkılması durumu, akabinde pişmanlık duyup da sizin gibi değerli birisini nasıl elinden kaçırdığına dair pişmanlık yaşayan, sırf bu yüzden kendisine kızgınlık çalıştıran bir el enerjiden bahsediyoruz ki burada size ağır laflar, sözler sarf ettiği belli. Cümleyi kurmuş kurmuş kurmuş, cümlenin sonunda o iğneli laflarını batırmış, canınızı fazlasıyla yakmış olduğunu, sırf kendi canı yandığı için sizin de canınızı kat ve kat yakmak istediğini bir şekilde iç bilinçte, bilinçaltında böyle biraz intikam gibi hissedebilir. Sizin söylediğiniz bir laf onun ağrına gitmiş olabilir. Bu sebepten dolayı da aslında biraz daha kendi, yani gizli gizli hamlelerde, eylemlerde bulunuyor. Arkanızdan da biraz iş çevirdiğini söyleyebilirim. Sağlıkla alakalı, yakın çevreyle alakalı, miraslı konularla alakalı, ölüm ölüm ötesi konularla alakalı bazı gündemleri olduğunu, bir şekilde size yaşatmış olduğu bu durumu nasıl şifalandıracağına dair, aranızda gerçekleşen bu fırtınalı durumu nasıl tekrar sağlıklı bir duruma çekebileceğinize dair arayış içindesiniz. Aklınızdaki kişiye dair haberci rüyalar görüyor olabilirsiniz. Bazılarınız için mirası, bazı konularınız gündemde olabilir. Şimdi 8. ev vurgusu miras konulardır. Bilinmeyendir. Bilinmeyenin ötesidir. İşte cinsellikle alakalı konular, meselelerdir. Nafaka miras olaylarında biz 8. eve bakarız ki burada şimdi dişil enerjideki bu kendisine olan hayranlığı, burada bazılarınız için estetiğe para harcamayı da gösterir. Bazılarınız için ise nafaka beklentinizin olduğunu da gösterir. Yani hep bir beklenti çalıştırdığınızı gösteriyor aslında bu durum. Kardeşler, yakın akraba, yakın çevre, konu komşu, onlarla daha fazla vakit geçirdiğiniz, onların işte işlerine koşturduğunuz, onlara yardımcı olduğunuz, telaşlı durumlarında, konularında onların arkasında durduğunuz bir zaman dilimi. Kendi hayatınızda bir kere tamamen kendi çevrenize kanalize olmuş durumdasınız. Ama ortak enerjiye baktığım zaman gerçekten aklınız, fikriniz, onunla dair almış olduğunuz işaretler, ona dair görmüş olduğunuz rüyalar, bir şekilde karşı tarafa istemsizce, içgüdüsel olarak harekete, eyleme geçme enerjisi içinde olmanız, bu durumu nasıl şifalandırabileceğinize dair araştırma içinde olduğunuzu net bir şekilde ortaya koyuyor aslında. Diğer taraftan tek istediğiniz şey dişil enerjinin, el enerjinin, pardon, özür diliyorum, el enerjinin sizi geri kazanabilmek adına eylemde, hamlede bulunmasını istiyorsunuz. Yani benim için mücadele versin, bana artık sınırlar çizmekten, bana karşı direkt savunma mekanizmasını çalıştırmasından yorulmuş olmalısınız. Ki ermiş kartıyla da el enerjilerin ilerleyen süreçlerde, bu dolunay sürecinde bir şekilde bir ışık, bir çıkar yol arayışı içerisinde olacağını, olaylara farklı bir bakış açısından, daha olgun, daha bilge bir bakış açısından bakmaya çalışacağını, tek istediğiniz şeyin güneşli günler olduğunu söylüyor. Ki güneş kartında bitmiş olduğunu düşündüğünüz ilişkilerin bile yeniden can almasıdır ki burada uzaklaşma kartının üstüne gelmesi, bu uzaklaşmanın biraz daha gün ışığına çıkacağını, biraz daha can yakabileceğini, zaman uzadıkça, süre uzadıkça daha da böyle yani birbirinizden uzaklaşmayı seçmeniz, aslında bu bir seçim. Bunun farkındasınız ama içgüdüsel olarak birbirinizden uzaklaşıyorsunuz. Her şey daha da zora giriyor. El enerjinin size karşı çizmiş olduğu bu duvarlardan kaynaklı olarak. Artık bir şeylerin güçlükle çözülebileceğini, güçlükle üstesinden gelinebileceğini düşünüyor olabilirsiniz.
Fakat ortak bilinçte bildiğiniz bir durum var, hissettiğiniz bir durum. Bu yaşamış olduğunuz ilişki kadersel bir ilişki. Kadersel bir zamanlamayı beklediğinizi, doğru zamanda doğru hamlede bulunma içgüdüsünü yaşayacağınızı, bu uzaklaşmaya, bu birbirinize sırt dönme durumuna artık bir son vermek istediğinizi, ne kadar zorlu olursa olsun, sırf kadersel planda belki de bunu yaşamanız gerekiyordur. Bu ayrılığı, bu uzaklaşmayı, birbirinizin kıymetini, değerini bilebilmeniz için evren ilahi sistem tarafından ayrılmış olabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, kaderden kaçılmıyor. Yazınız, yazgınız neyse ancak bunu yaşayabilirsiniz. Burada da zaten kartın uyarısı da bu yöndedir. Aklınızdaki kişi bir türlü, aranızdaki bu gerilim, bu uzaklaşma durumu, buna dair zaten çok kırgın olabilirsiniz. Kırıcı laflar, sözler sarf etmiş olabilirsiniz. Aranızda soğuk bir savaşa sebep olabilecek harekette, bir eylemde bulunmuşsunuz gibi görünüyor. Diğer taraftan da istese aslında aklınızdaki kişiden en ufak bir hamle, eylem görseniz zaten kendinizi teslim edeceksiniz. Yani çünkü ona karşı koyamıyorsunuz ve deli gibi özlediğinizi söylüyor. Özlem duygusu çok fazla yukarılara taşınmış durumda. Şimdi bu dolunay süreci dişil enerjiye ne katıyor derseniz, evet artık bir şeyleri tamamlaması ve kendisine yeni bir yön çizmesi gerektiğinin bilincinde ve farkında olduğunu. Fakat yoğun bir şekilde eril enerjiden gelebilecek olan bir eylemin, hamlenin beklentisi içinde olduğunu, özlem duygusu içinde olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir şey de yapamıyor. Tıpkı Kılıç 8'sinde gibi eli kolu bağlı gibi bir enerji topluluğu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim eril enerjilere. Fazla desteği seçince, yani eril enerji, dişil enerjiler artık kendi üzerinde farkına varmış durumdasınız. Ancak çok yoğun özlem duygunuzdan dolayı o kadar bastırmış ki artık, ya eyleme geçsem mi, arasam mı diye düşüncelere büründüğünüzü söyleyebilirim. Eril enerjilere gelecek olur isek, eril enerjiler, neyi bırakmanız gerekiyor? Neyden vazgeçmeniz gerekiyor? Yani geçmişte bitiremediğiniz, bir türlü üstesinden gelemediğiniz ne var? Bunlarla alakalı yüzleşmeniz gereken, bir şeyleri artık tamamlamanız gerektiğine inanmanız gerekiyor. Olgun birinden alınacak yardım, yeniden ayağa kalkmak, iş ya da aşk hayatının yeniden canlanması. El enerjilerin hayatında hala geçmişteki davranışlarından çok fazla şey öğrendiğini, edindiğini, bu yüzden yeniliklere ayak uydurmaya çalıştığını, hayatına yeniden sıfırdan başlamaya çalışıyor, küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor. Aslında göremediği şey, hani bir şeyleri artık bırakması gerektiğini, bir şeyleri artık üstünü kapatması gerektiğini, unutturması gerektiğini, affettirmesi gerektiğini bilincinde ve farkında. Fakat olası süreç içerisinde şunun korkusu, kaygısı var. Ya tekrar aynı şeyleri bir daha yaşayıp deneyebilecek olursam, ya bir daha aynı acıları yaşarsam, ya bir daha aynı tartışmaları, sürtüşmelerin olabileceği bir dönemden, süreçten geçiyorsak. Yani burada çok olgunca bir karar vermesi gerektiğinin farkında. Diğer taraftan, evet, bütün kalbiyle sevdiğini itiraf eden, fakat sizin şu andaki durumunuzdan mütevellit fazlasıyla sabır çalıştıran, en basit tabiriyle sizin ona sağladığınız, sizin ona gösterdiğiniz aşktan her türlü beslenmiş. Siz onun ruhunu, kalbini, enerjisini, karnını, yani cinselliğini, her şeyi karşılamışsınız. Bu yüzden dolayı siz söz konusu olduğunda onun içine zaten çiçekler açıyor. Yani bir şekilde eril enerjiler hakikaten dolunay süreci onlarda duygu yoğunluğunu, çok baskın yaşayabileceklerini, fakat bunu mümkün olduğunca da sabırlarıyla, sabır sebat süreçleriyle bastırmaya çalışacaklarını söyleyebilirim. Diğer taraftan eril enerjiler, dişil enerjilerle alakalı haberci rüyalar çok fazla gördüğünü, bu durumun onlarda bir enerji sıkışması yaşattığını dile getirmem gerekiyor.
Aslında dengesi biraz bozulmuş ve dengesini bulması lazım. Eril dişil dengesi. Yani burada anlatılmak istenen de budur. Gece gündüz gibi. Birbirini tamamlayan iki ruh, iki varlık. Bunun zaten işaretleri aklınızdaki kişiye rüyalar yoluyla gitmeye başlamış gibi. Bu yaşadıkları onda çok büyük bir bilgeliğe, çok büyük bir olgunluğa sebep olmaya başlayacak gibi görünüyor. Önümüzdeki süre zarfı içerisinde. Şimdi parayla alakalı, maddiyatla alakalı çok sıkıntılı günlerden, dönemlerden geçtiğini, bu durumun onu engellediğini, ektiklerin elbet biçeceği bir zaman geleceğine inancı var. Ama diğer taraftan dişil enerjiyle alakalı duygularını ne kadar toprağa gömmeye çalışırsa çalışsın tekrar tekrar filizleniyor. Vazgeçemiyor, vazgeçememe enerjisinde. Zaten bundan önceki bağlantıda çok güçlü bir telepatik bağ olduğunu söyleyebilirim. Burada aslında eril enerjinin yapması gereken maddi anlamda durumunu toparlayıp artık ona sunulmuş olan işaretleri okumayı öğrenmesi lazım ve dişil enerjiye o hak ettiği adımı, eylemi göstermesi gerekiyor. Şu anda etrafında, çevresinde çok fazlasıyla kısmeti olduğunu, fakat bu kısmetlere değer vermediğini, önemsemediğini, evren ilahi sistem tarafından size adım atmaya dair işaret beklediğini, bir şekilde bir şeylerin vesile olmasını beklediğini, fakat bir türlü beklentilerinin yerine gelmemesi, yani sabırsızlık çalıştırıyor aslında burada. Yani beklentilerim yere gelmiyor, bekliyorum bekliyorum, geri dönmüyor. Hani bitirmeli miyim, devam etmeliyim, bunun bocalamasını yaşıyor. Ki eril enerjiler, dişil enerjileri hakikaten tam bir azize formunda görüyor. Azize 3 koruyucu karttan bir tanesidir. Ki bu eril enerjilerin evren ilahi sistem tarafından korunup kullandığını gösterir. Diğer taraftan annesiyle bağını da gösterir aynı zamanda azize. Fakat annesiyle bir küskünlük durumunun olduğunu söyleyebilirim. Sizi gerçekten böyle duyguları çok güçlü, merhametli, kötüyü iyiyi her şeyi içinde barındıran, herkese anlayışla yaklaşan, herkese aynı pencereden bakabilen bir dişil enerji olduğunu, böyle bir dişil enerjiyi nasıl kaybettim, nasıl bu duruma geldim diye aslında bir nevi pişmanlık yaşıyor. Bakalım. Şimdi burada aslında iki versiyon çıktı ortaya. Birincisi, aklınızdaki kişiyle ciddi bir evlilik yoluna girmişken bunları yaşamış, deneyimlemiş olabilirsiniz. Diğer taraftan aklınızdaki kişi, yani eril enerjinin evli olma potansiyelini gösterir. En son halükar ise aklınızdaki kişiyle sizin kaderiniz zaten birbirine yazılmış. Yani zaten bir araya geleceksiniz. Bu evlilik akdi, bu tamamlanma akdi, ilk defa eril enerjilerde bu tamamlanmanın ne demek olduğunu, gerçekten bir üst mertebeye taşımaya dair düşünceleri olduğunu söyleyebilirim. Yeniden başlayabiliriz diyor. Hayatımıza yeniden doğabilir, yeniden başlayabilir, sıfırdan başlayabiliriz diyor. Fakat sizin bu azize formunuz, bu içinize biraz daha kapanmış olmanız, kendinizi geriye çekmeniz, onun da kendisini kapatmaya çalıştığını, duygularını belli etmemek için elinden geleni yaptığını söyleyebilirim. Ki kendini kapatmak, bazı hakikatleri gizlemek ve saklamak, el enerjilerin çok büyük sırlar sakladığını. Şimdi burada el enerjilerin sakladıkları, gizledikleri her neyse, bunları dişil enerjinin bildiğini düşünüyor. Diğer taraftan da eğer bilmiyorsa da bunları öğrenmesinden de bir çekincesi olduğunu söylüyor. Zaten olası süreçte, yani bu şurayı genel anlamda yorumlamak gerekirse, dişil enerjiler, eril enerjilerle alakalı ne saklıyorlarsa bunları sezinlemiş, hissetmiş. Bu yüzden dolayı da aralarında bir fırtına, bir kaos kopmuş olmalı ki dişil enerji arkasını dönmüş, bir uzaklaşma yaşamış. Nihayetinde eril enerji yeniden başlatma enerjisinde olmasına rağmen dişil enerjiden herhangi bir eylem hamle görmediği için burada biraz yani küskünlük çalışanın, daha doğrusu nasıl hareket edeceğini, nasıl eylemde bulunması gerektiğini bilmediğini gösteriyor ki aslında bu ilişkiyi zaten güçlendirmek, tekrar birliğinizi, bütünlüğünüzü bir araya getirmek istiyor. Kalp tutan erkek bunu gerçekten sevgisiyle, gerçekten
size karşı olan hisleriyle yapabileceğini, size dair evrenden ilahi sistemden bir şekilde işaretler aldığını, haberci rüyalar gördüğünü açık bir şekilde dile getiriyor. Flörtle alakalı konular, mevzular. Yani burada aslında biraz Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü etkisi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden başlayıp flörte taşınmış bir ilişkiden bahsediyoruz. Burada bulunduğunuz sosyal çevre, bulunduğunuz ortam içerisinde evliliğinizle alakalı ya da birlikteliğinizle alakalı herkes tarafından bilinen bir durumunuz olduğunu. Flörtle alakalı konularda, meselelerde şu anda kendi aranızda eril dişil dengenizin bozulduğunu ve bir şekilde yeniden bir başlangıç yapabilme eğiliminde olduğunuzu. Bu saklanan, gizlenen durumlar, bu size sabrı öğreten, bu size bilgeliği öğreten, sezgilerinizin daha da güçlenmesine sebep olan durumlarla alakalı artık hedef odaklı olduğunuzu ve saklanan, gizlenen her ne varsa bunların açığa çıkması konusunda bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Yani eril enerjiler burada çok sabit der ya. Evet, bir şeyleri saklamak, gizleme konusunda sabit davranıyorlar. Tam anlamıyla resmen bir katı kuralları var gibi. Hayır, bu benim özelim ya da işte bu beni ilgilendirir, bu benim hayatım. Dişil enerjinin kendi hayatına müdahalesine de izin vermiyor. Yani dik bir duruş sergilemeye çalışıyor ama burada hata ediyor aslında. Bir taraftan yapmış olduğu yanlışın bilincinde ve farkında, öte taraftan ise hala bunun arkasında durup sizin bunu kabullenişe geçip, affedişe geçip kaldığınız yerden devam edebilmenizi düşünüyor. Devam edebileceğinizi düşünüyor. Size karşı çok ihtiraslı olduğunu, şehvet, tutku dolu, derin duygular beslediğini, güçlü istekler beslediğini gösteriyor. Diğer taraftan sizinle alakalı geçirmiş olduğu bütün anılara takılıp kalmış olduğunu, bir türlü geçmişin anılarından, geçmişe duyduğu özlem duygusundan çıkamadığını, bir türlü o geçmişte yaşamış olduğunuz durumla alakalı, nasıl diyeyim, travmalara takılı kalmış. Yani o an yaşadığınız olaya öyle bir takılı kalmış ki bugününe sirayet ediyor, bugününe etkiliyor. Yani bunun her ne kadar zamana bıraksa da, her ne kadar zaman içerisinde bu durumun şifalanabileceğine inansa da, bunun için herhangi bir eyleme geçme konusunda bir cesaret sergileyemiyor ki. Şimdi bu önümüzdeki dolunay sürecinin eril enerjiler üzerinde duygusal anlamdaki yoğunluğunun biraz daha artacağını, sizinle alakalı haberci rüyalar göreceğini, sakladığı, gizlediği her ne varsa bunların zaman içerisinde zaten ortaya çıkabileceğini bildiğini, sizin bunu hissettiğinizi, dişil enerjinin bunları hissettiğini, sadece sabır çalıştırdığını söylüyor. Bir şekilde birilerinden akıl almaya, yol göstericilik yapmasına ihtiyacı var. Yani olası süreçte yine aslında eril enerjiye baktığımız zaman en azından bir yoğun anlamda ortak nokta olarak bir pişmanlık duygusu var. Tamam, evet ben bunları yaptım. Amenna. Ama kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani bir şekilde sizin onu affetmenizi bekliyor diyebilirim. Şimdi hemen Rumi'den de aynı şekilde sizin için hem eril enerji hem dişil enerji için sürecinizle alakalı nasıl bir yol izlememiz gerekiyormuş. Hem Osho kartlarına soracağız. Önce bir Rumi'ye soruyorum.
Peki. Eylül enerjiler. Dünden razı gibiler. Hatta iki tane gelmiş. Bravo. Pekala. Gök gürültüleri geliyor mu acaba mikrofona? Şimdi dişli enerjiler, elli enerjiler için. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Burada tamamlamadan önceki bir aşamayı gösterir ki elli enerjilerin gayet aslında kupa dokuzusunda duygularını rafa kaldırmış ve hiçbir şey umurunda değilmiş gibi bir duruş sergilen bir elli enerji figürü vardır ki burada elli enerjiler sanki bu yaşanmış olduklarından ya da yaşatmış olduklarından hiçbir şeyi umurunda değilmiş gibi bir duruş sergiliyor olabilirler. Ona göre paylaşımlar yapıyordur, sanki umurunda değilmiş gibi davranıyordur. Halbuki aslında perde arkasında bilmediğiniz bir durumda olduğunu, bir şeyleri saklamaya, gizlemeye çalıştığını dile getirir. Burada bizi sizinle kalpten ne isterseniz bunu yüce yaradan tarafından zaten mükafatlandırılacağınızı haber veriyor Rumi. Burada odaklandığınız, dilediğiniz, istediğiniz, kalpten istediğiniz, kalp enerjisiyle, frekansıyla istediğiniz her şeyin size zaten evren ilahi sistem tarafından verilebileceğini vaat ediyor. Bak oyunum ne muhteşem elbisem de olağanüstü güzellikte. Size somut adımlarla gelebilir fakat bunun arkasında bilmediğiniz bazı olaylar olabilir. Bu sebepten dolayı temkinli, dikkatli olmanızda fayda olacağını gösterir. Yani olası süreçte size somut bir eylemle, somut bir adımla gelmeye çalışabilir fakat burada yine sakladığı gizlediği şeyleri örtbas edebilmek adına biraz böyle bir rol yapabilir. Bir şeyleri saklama gizleme eğilimi içerisinde olabileceğini gösteriyor. Seni arayan alıcını ara. Aslında sizin zaten onu koşulsuz kabullenişe geçtiğinizi, sadece dürüstlük beklediğinizi, yani bir şekilde bu ilişkiyi gerçekten sahiplenmesini istemişsiniz ya, dinarların dokuzlusunda da aynı şekilde tamamlanmadan önceki bir aşamayı gösterir. Nihayetinde siz onun için çok çaba sarf etmişsiniz, çok çabalamışsınız ve ilişkiyi son raddeye kadar getirmişsiniz. Yani tek istediğiniz şey o asıl hak edişiniz olan tamamlanmayı yaşamak. Yani burada ilerleyen süreçlerde elin enerjinin bunu fazlasıyla farkına varacağını da gösteriyor. Şimdi ne yapmalıyız konusuna gelecek olursak, bir kere başarısızlık hissiyatından bir kere çıkın. Bu ilişkide yaşamış olduklarını size değersizlik hissi katmış olabilir. Bu duygu durumundan bir kere çıkmanız gerekiyor. Enerjinizi mümkün olduğunca yükselttiğiniz zaman, kendinize olan özgüveninizi ayağa kaldırdığınız vakit, yapabileceğinize inandığınız vakit, işte o zaman zaten size cennetin kapılarının açılacağını vaat ediyor. Yani tek yapmanız gereken bu değersizlik hissinden çıkın. Enerjinizi mümkün olduğunca yükseltin. Ne olursa olsun yapabileceğinize emin olun. Ya kırmak mı gerekiyor karşı tarafı? Kırın. Kestirip atmanız mı gerekiyor? Kestirip atın. İşte o zaman zaten asıl hak edişinizi, asıl o tamamlanma duygusunu o zaman yaşayıp deneyimleyeceksiniz gibi görünüyor. Eril enerjilere baktığımızda, eril enerjiler kılıçların onlusu. Harabenin altında muazzam bir hazine yaratıyor. Aslında burada kılıç onlusu en dibi görmektir. Hani sırtından bıçaklanmış, yeri bulmuş bir eril erkek figür resmedilir ya. Buradaki artık bıçaklanacak hiçbir yeri kalmamıştır. Yara alacak hiçbir yeri kalmamıştır. En dibi görmüştür. Resmen harabeye dönmüştür. Eril enerjileri bu enerjide olduğunu,
Kupaların altılısındaysa ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Sizinle alakalı hayallere çok fazlasıyla daldığını, o hayaller arasında dönüp durduğunu, bir türlü gerçeklerle yüzleşemediğini gösterir. Kafasının içerisinde ölçüp tartıyor. Yani ben böyle bir yalan söyledim, yakalandım. Bunu nasıl ikna edici davranabilirim, nasıl manipüle edebilirim? Veya işte sizinle alakalı söylediği yalanlar, kayıpları, kazançları, her ne varsa bunlarla alakalı çok fazla duygu durumu içerisinde olduğunu, sizinle alakalı geçmiş olduğu günleri fazlasıyla özlemle arzuladığını, nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini bilemediği bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Sizin güzelliğinize hayranlık duyuyor. Aynı zamanda size karşı çok büyük bir tamamlanma duygusu içerisinde olduğunu, olası süreçte bunun için bir eylemde hamlede bulunabilir ama öncesinde bir kere şu en dibi gördüm, en ağır yaraları aldım psikolojisinden bir kere çıkması lazım. Çok fazla melankoli çalıştırıyor. Eril enerji. Artık geçmişi geçmişte bırakması gerektiğini, bir taraftan etrafının çevresini artık taklit etmekten vazgeçmesi gerektiğini, her daim hayatında yeni bir şeyler öğrenebilmeye açık olması gerektiğini gösteriyor. Yani sizden öğreneceği, ilişkiye dair öğreneceği çok şey var. Eğer sizi dinleyecek olursa, sizi taklit etmeyi bırakıp gerçekten söylediklerinize adapte olabilse, siz zaten ona cennetin kapılarını yaşatacaksınız. Ama olası süreç içerisinde tamamen bunları kabul edişine geçip bir öğrenci olduğunu, her şey yeniden sıfırdan başlama eğiliminde olduğunu da söylemem gerekiyor. Olası süreçte biraz daha eril enerjilerde en azından farkındalığın çok çok daha yükseldiğini gösteriyor ki dişil enerjiler aslında çoktan her şeyi geride bırakmış. Artık bu başarısızlık hissiyatından da çıkmış ve mutlu olabileceği, enerjisini yükseltebileceği kişileri hayatına kabul etmeye hazır. Hatta bazılarınız kabul bile etmiş olabilirsiniz. Kötü olanları değişip dönüşmek üzere evrene iade ediyorum. İyi olanları aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Oldu, oldu, oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'ıma emanetsiniz. Gönlünüzden, yüreğinizden geçen her dilek dua kabul olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.